olur hamur. Mevzama olur hamur. Bitti mi? Bitti bitti. Şunlar alalım. Kızım patates ya. Garka yazacağım. Gayna çar patates şey var. Al bu şey. Yağmur. Seni al şurada. Şurada da sonra. Bitti mi? Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz bugün kahvaltıya gözleme var. Kayınvalidem gözleme yapmış. Şimdi görüyorsunuz. El açması yağlı gözleme. Domates salatası doğradım. Katmer de diyebilirsin Çağla. Katmer de değil ama. Katmer farklı oluyor, kalın oluyor. Ya şu yöreden yöreye değişiyor. Buna şey diyoruz biz, bu katmuna bak. Niye açma börek deniyor ona? Böyle katlayıp katlayıp açıyor. Biz de bunu katlıyoruz bu küçüğü. Öteki büyüğü yuva. Anam yapar bunu. Yağlayıp katlayıp açıyor. Yağlayıp katlayıp açıyor. Tamam annem de öyle açıyor katlayıp. Tamam o da daha güzel oluyor. Böyle bir tane pişiriyorum ama daha güzel oluyor. Bir tamam de annem önce... de öyle kalın yapıyor. Bir tane pişiriyorum pul pul yapıyor. Ha işte ona bir şey biz börek deyiz ona bir şey. Ona bir şey gözleme deyiz. Katma işte nedir sen de. Kahvaltı sofuz hazırız işte. Kahvaltıcaz. Bakın gözmeyeceğiz. Çekil anneciğim bir kapı içeceğimi kapatacağız. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Bugün. Aa. Kız. Çekil oradan oğlum beni kapatsın. Görümcemle eşi gitti. Onlar bugün. Yakup da amcasının oğluyla buluşmaya gitti. Onlar da öyle takılacaklar. Ben de kayınvalidenin çınarı aldım. Şimdi arabayla çarşıya gideceğiz. Çarşıya gideceğiz biz de. Gezeceğiz. Vakit geçireceğiz. Çamaşırlar falan vardı. Onları yıkadık. Bir de şöyle bamyamız vardı. Domatesli, sarımsaklı bamya yaptık. Akşama yanında pilav yapacağız. Karpuz falan keseriz işte. Gideceğiz. Madem bekliyorum. Saçımı şurası nasıl dağılmış. Çok hadi. Çıkabilirlersin. Ruj sürdüm, ruju yedim ya. Ruj ne yiyorum ben hep? Terlikle gidelim oğlum çarşıya. Plaja mı gidiyor? Anne ondan bir oyuncağım istiyor. Taşıyamazsın Çınar oyuncağını. Ben taşıyorum. Ne istiyor? Ne? Şuradaki yerdeki tamam. Sizin nasıl kalmıyor? Üçüncü katta oturuyor kayınvalide. Zor değil yani merdivenleri de. Tam boya aynasından kendimizi kontrol edelim şöyle. Bakalım. Hadi. Araba bizde tabii ki. Arabayı arkaya park ettim. Atatürk Park'ın oraya kadar geldik. Ya normalde çarşıya girerim. Sıkıntı değil ama çarşıda araba park yapacak yer sıkıntı. Çünkü çok fazla bilmiyorum yani. Hani çarşının içine nereye araba koyulur, nasıl olur. Çok bir bilgi sahibi olmadığım için riske atmıyorum. O yüzden Atatürk Park'ını buraya park ediyorum ben. Şuradan köprüden geçiyoruz. Direkt çarşıya. Yakın oluyor yani uzakta değil mesafe. Bakalım. Şu içten geçelim de. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hadi yürüyün. Biraz hızlı yürüyün hadi. Burada kafeler falan var zaten bir sürü çay bahçeleri, kafeler, oturma alanları var. Biz hemen böyle kıyısından geçiyoruz Atatürk Park'ın. Hemen şu binanın olduğu yer çarşı zaten. Köprüden geçince çarşı. Evet. Meşhur dondurmacısı Balkes'ten dondurma yedik. Oturduk şuraya meydana. Şimdi Çınar'a yem aldık. Kuşlara yem atacak. Yakup da çarşıya geliyormuş.
Şöyle şöyle at. Yavaş yaklaş. Bak geliyorlar. At. At oğlum. Biz eve geldik. Şöyle iki parça bir şey aldım. Bir de Çınar'a kitap falan aldık. Başka da bir ihtiyacımız yoktu. İstanbul çarşı mı? İstanbul pazarı mı? İstanbul pazarı diye bir yer var. Gerçi şu an Edremit'e de açıldı orası da. Farklı şubelermiş yani. Hani birbiriyle bir bağlantısı yokmuş. Oradan şöyle bir tane lastikli çarşaf aldım. Çok hoşumuza gitti böyle kumaşı falan. Güzeldi. Fiyatı da çok uygundu. 23 liraydı sanırım fiyatı. Çınar'a artık ben gördüğünüz üzere çift kişilik alıyorum arkadaşlar. Çünkü Çınar'ın yatağı geniş olduğu için yani nasıl desem size... ne olarak 2'ye 20 olarak mı geçiyor? Öyle bir şey geçiyor işte. Yani 2'ye 40 mıydı neydi unuttum her neyse ama çift kişilik olarak kullanıyorum ben Çınar'ı. Çünkü tek kişilik çarşaflar olmuyor kesinlikle. Yatağın ölçüsüne göre de bulamıyorum. Ondan dolayı çift kişilik rahat rahat kullanırım diye aldım. Birçok rengi vardı. Dediğim gibi çok rengi vardı ama ben bunu tercih ettim çünkü hepsinin kumaşı farklı farklıydı. Bunun kumaşından bir bu rengi vardı, bir de krem rengi vardı. Kayınvalidem de böyle kumaştan iyi anlar. Ona özellikle baktırdım. O yüzden o bu kumaşı beğendi. Bunda da bir böyle siyah vardı, bir de krem tonu vardı. Yani şöyle krem tonlarında vardı. Ben son anda elimden krem tonu bıraktım. Beyaz olsaydı onu alacaktım ama krem tonu da çok sevmiyorum arkadaşlar ben. Ondan dolayı şöyle siyahını aldım Çınar'a. Böyle renklerle falan yıkaması da kolay olur diye düşünüyorum. İnşallah boyası falan çıkmaz. Çünkü bazı böyle siyah ürünlerin boyası çıkıyor ya, çok korktum bir yandan da. Umarım çıkmaz. Çıkarsa da yapacak bir şey yok. Kullanmam artık yani, giden de 23 lira para olur. Bir tane de şundan ben istiyordum. Bu sandalye kılıfı gerçekten çok güzel bir kılıf. Çok seviyorum bunu ben. Bunun esnekliği falan da çok güzel. Harika bir şekilde esniyor. Bu da sadece tek kalmış. Tek kaldığı için de başka rengi yoktu. Yine Çınar'ın odasına da uyum sağlar diye böyle krem rengini, dediğim gibi çok sevmiyorum aslında. Siyah ya da gri ya da açık gri, füme, o tarzlar alacaktım. Ama bu kalmış. Bir tane kaçırmak da istemedim. Fiyatı da 13 TL'ydi. Bir tane böyle Çınar'a kılıf aldım. Taktığımda gösteririm. Çok şık duruyor. Allah nasip ederse pazartesi günü döneceğiz arkadaşlar zaten biz. Çünkü pazartesi günü kayınvalidem işbaşı yapacak. Artık evde olmayacak. O evde olmadığında da zaten bizim burada durmamızın da bir anlamı yok. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Bunları tabii yıkayacağım ben. Eve gittikten sonra şöyle 30 derecede bir yıkarım. Ondan sonra takarım. Taktıktan sonra zaten sizlere de gösteririm eve gittiğimde. Böyle yere oturdum, tripodu kurdum. Size şunu esnekliğini de göstermek istiyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar bayağı bir esnek ve sandalyenize taktığınızda çok güzel bir şekilde sarıyor. Bu kumaşlar bürümüşlere göre çok çok güzel bir kumaş. Harika bir kumaş yani. Şu şekilde. Zaten denemelerim gibi gösteririm sizlere de. Şimdi şöyle bir konuya değinmek istiyorum ben. Açıklık getirmek istiyorum. Saçımı bir toplayayım. Şöyle saçımı bir arkadan toplayayım rahatça. Biraz önce bir yoruma baktım. Yorumda bir arkadaş yazmış. Ne yazmış ya? Bir okuyacağım tekrardan be. Hep aynı videolar. Şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık yazmış. Hatta biraz önce bir tane daha yorum yazmış. Arkadaş herhalde komedyen falan, çok komik geliyor ona böyle şeyler. Ben de cevabımı yazdım. Evet, mekanın sahibi geldi yazmış. Ha 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 koymuş. Çok komik. Ay, karnıma ağrılar girdi. Anlatamam sana ya. Gerçekten karnıma ağrılar girdi. Anlatamıyorum yani. O kadar komik bir şey yazmışsın ki.
Çok güldüm. Bakalım sen çek bakalım günlük vlog Başar. Bir şöyle 30-40 dakikalık, 50 dakikalık günlük bir vlog çek at. Ben seni bir izleyeyim bakalım başarabiliyor musun? Ne kadar farklı şeyler çekiyorsun? Bir göreyim ben de sen de bana örnek ol. Ben de ona göre biraz senden kopyala yapıştır yaparak biraz vloglar çekerim yani. Senin zevkine uyacak şekilde. Anlamıyorum gerçekten ben anlamıyorum. Ben günlük ben şunu açıklamasını bu arada ben genel olarak yapıyorum. Ve bu videoya öyle bir başlık koyacağım ki bakalım izlenmelere bakacağım. Çünkü ben insanların ne arayıp da bulamadığını çok iyi biliyorum. Gerçekten çok iyi biliyorum. Ben 30 yaşındayım. Çocuk çoluk değilim. Aklım gayet başında. Benim bir sürü vlog çeken vlogger arkadaşlarım var. Ve hepsi evde günlük vlog çeken arkadaşlarım hemen hemen aynı videolar çekiyor. Çünkü bir bayan evde ne yapabilir? En fazla nereye gidebilir veya ne yapabilir yani? Çarşıya gidersiniz, gezersiniz, bir iki alışveriş yapar gelirsiniz yani. Veya bir yemeğe gidersiniz veya bir gezmeye gidersiniz. Her gün bir insan ne yapabilir ya, ne yapabilir yani? Veya bu arkadaşlar, bu yorumu yapan arkadaş, sen ne yapıyorsun yani? Günlük evde her gün ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Yani bir fikir ver yani, güleceğine, kahkaha atacağına bir fikir ver de bari bize de bir fikir olsun, bize de bir örnek ol yani. Çok saçma geliyor bana bu tarz yorumlar. Gerçekten çok sinirleniyorum. Üzülüyor muyum? Hayır, üzülmüyorum. Üzemez beni bu tarz hiçbir yorum. Ama sinirleniyorum doğal olarak. Siz benim yerimde olsanız siz de sinirlenirsiniz arkadaşlar. O kadar emek veriyorum. Günlük vlog çekiyorum. Yani bir 30-40 dakikalık video çekiyorum günlük. Atıyorum. Yani günümün bir 30-40 dakikası değil. Daha fazlasını sizlerle geçiriyorum. Çünkü benim çektiğim videolar genelde bir saati geçkin oluyor. Ben editlerken kısalta kısalta o dakikaya kadar düşürüyorum. Ve ben dün gece yarısına kadar oradaydık. Bayağı bir işte gezdik, dolaştık falan. Eve geldik. Herkes yatıp dinlenirken ben gözümün birisi açık, gözümün birisi kapalı bir şekilde video editledim. Videosuz bırakmayayım kanalımı diye. Gerçekten bu emeği verdiğime acıyorum. Hakikaten acıyorum. Hele hele son 2-3 gündür yani o kadar acıyorum ki verdiğim emeği anlatamam yani size. Çünkü bir şeyler aldığınız zaman insanlar çok güzel bir şekilde sizin videonuzu izliyor, alkışlıyor. Ama bir şeyler almadığınız zaman insanlar sizin videonuzu izlemiyor. Bence YouTube artık yani bitti diye düşünüyorum ben. YouTube platformu diye bir şey kalmadı yani. YouTube eskiden insanların bir şeyleri paylaşım yapmasıydı. Ne bileyim işte bir yemek kanalları vardı, ne kadar güzel, hala var ama ne bileyim bir vlog çeken insanlar vardı. Ben hatırlıyorum yani hani ben eski ilk başladığım zamanlardan da hatırlıyorum. O kadar güzeldi ki yani bir patates yemeği yapıyordum, bir pilav yapıyordum, sizlerle sohbetli bir şekilde yapıyordum. İzleniyordu, bir şeyler paylaşıyordum sizlerle, sizler benimle bir şeyler paylaşıyordunuz ve her şey çok güzeldi. Nereden, kim, nasıl çıkarttı, nasıl oldu bilmiyorum ama YouTube artık arkadaşlar günlük vlog veya video şeklinde olduğu için izlenmiyor. Artık YouTuberlar evine eşya alırsa izleniyor. Eşya almazsa izlenmiyorlar. Hatta geçenlerde ismini vermeyen bir YouTuber arkadaş o kadar sinirlenmiş ki bu konuya, sırf bu konuya değinerek bir video çekmiş. Kesinlikle ve kesinlikle ona katılıyorum. Alkışlıyorum yani onu, o kadar dobra olduğu için. Gerçekten çok alkışlıyorum. Haklı çünkü. Yani ben böyle bir şey görmedim ya. Artık YouTube diye bir şey yok. Yok, alışveriş diye bir şey var, eşya diye bir şey var, para diye bir şey var. Burayı bile yani artık ona çevirdiler. İnsanlar sürekli böyle işte mobilya değiştire değiştire, eşya değiştire değiştire, alışveriş yapa yapa, ay bunu aldım, ay şunu aldım, ay koltuğumu değiştirdim, ay bunu değiştirdim diye diye artık insanlar yani bilmiyorum neden, ben kendi adıma da konuşuyorum arkadaşlar. Ben bir vlog çektiğimde beni seven insan benim her türlü vlogumu izler, sohbet ettiğim vlog da hoşuna gider. İş yaptım, temizlik yaptım, yemek yaptım, vlog da hoşuna gider. Eşya aldım, vlog da hoşuna gider. Ama bazı bir kısım insanlar var, sizi sadece alışveriş yaptığınız vlogunu izliyorlar. Gerçekten anlayamıyorum. Ben de insanım, etten kemikten. Benim de mesela izlediğim kanallar var ama ben o kanallara hani bir şeyler aldığı zaman değil, sevdiğim zaman açıyorum. Eğer vaktim varsa herhangi bir videosunu açıp izliyorum. Yani aa bak işte bu bunu almış, yok izleyeyim hemen, veya şu şunu almış izleyeyim hemen gibisine deyip de düşünüp de izlemiyorum. Yani bu fikirde olan insanlar varsa ben bu fikirde olan insanları gerçekten yormasınlar kendini. Çünkü benim
benim eşim devlet memuru. Biz memur maaşıyla geçinen insanlarız. Bir evimiz var çok şükür, bir arabamız var. Evimizin kredisi var. Kredi ödeyen insanlarız. Yani biz öyle pat diye mobilya değiştirecek, pat diye onu alacak, bunu alacak hesabını bilmeyen insanlar değiliz. Her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir yeri var. Gelir inşallah. Rabbim nasip eder inşallah. Her şeyin en güzelini herkesin gönlüne göre. Ama ben yani YouTube'da izleneceğim diye, YouTube'da işte şöyle olacağım, böyle olacağım diye, işte efendime söyleyeyim ev taşıyamam, efendime söyleyeyim eşya alamam, bir şeyleri değiştiremem. Arkadaşlar maddi güç denen bir şey var ya, biz nasıl bir dünyada, yemin ediyorum 3 tane mağazaya girdim, 3 mağazadan da 70-80 liradan aşağı bir tane tişört yok yani. Ya yani böyle bir devirde yaşıyoruz, yani böyle bir dönemde yaşıyoruz, böyle bir dönemde nefes almaya çalışıyoruz, yaşamaya, ayakta durmaya çalışıyoruz ki yani... gerçekten insanların bu yaptığı benim çok zoruma gidiyor. Burada bir şekilde bir emek var. Emeğe hiç kimse saygı duymuyor. İzlemek istemeyen izlemesin. Ben kesinlikle kimseye zorlayamam. Hiç kimse zorlayamaz ama en azından yani verilen emeğe de saygısızlık yapılmasını istemiyorum ben. İzlemek istemiyorsan sessizce çıkar gidersin. İzlemezsin yani, dalga geçer gibi. Aa bugün de mi aynı? Hiç şaşırmadım. Ha ne yapacaktım? Ne yapacaktım yani? Ben atamı mı parçalayacağım? Ayağımı çıkacağım? Ne yapacağım yani? Ne yapacağım? Ne yapayım arkadaşım? Sana söylüyorum özellikle bu yorumu yapan arkadaşım. Lütfen altına cevap yaz bugün dalga geçtiğin gibi. Ne yapayım yani? Ben ne çekeyim? Ne önerirsin yani? Bir evin içinde, dört duvarın içinde ne yapabilirim? Gezmeye gidiyorum. Vlog yani, insanlar birbirleriyle oturup sohbet ederken, çekirdek çitlerken ben elimde kamerayla video çekiyorum. Bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Bir yerlere göstermeye çalışıyorum. Hadi diyorum elimden geldikçe farklı bir şeyler olsun istiyorum. Evde olsun, yemek yapıyorum. Yani bulaşık yıkıyorum, temizlik yapıyorum. Ne bileyim bunları çekiyorum. Ben daha farklı yani ne çekebilirim? Veya diğer vloggerlar ne çekiyor arkadaşlar? Arkadaşlar ben izliyorum, görüyorum ya insanların ne çektiğini, ne yapıyorlar. Sabah kalkıyorlar, günaydın efendim, kahvaltımı hazırladım, sofram budur ki benim yaptığımı gerçekten yani çok bir insan da yapmıyor. Yani evini temizliyor, paklıyor, aa evimi temizledim, kahvaltımı yaptım diye çekim yapıyor. Yani benim gibi sizlerle kirli halini gösteriyorum ben, bakın bu haldeydi diyorum, temizledim diyorum, hadi birlikte temizlik yapalım diyorum, şu deterjan şöyle, bu deterjan, yani bir şekilde emek veriyorum yani burada. Kalkıp da yani bu saygısızlık nedir ya, ha 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 deyip de yani yok mekanın sahibi geldi diyor. İşte vallahi arkadaşım mekanın sahibi iyi ya da kötü benim. Benim vloglarım, içeriklerim de iyi ya da kötü bu şekilde. İşine gelir izlersin, işine gelmez izlemezsin. Sağ olsun bir takipçim Büşra da mesela şey, altına yorum yazmış. Hatta onunla da böyle bir şeye girmiş. Aa işte sana ne oluyor gibisine falan, sen niye karışıyorsun? Ya insanların gerçekten anlamıyorum, anlamış değilim ben ya. Bu videoya öyle bir başlık atacağım ki ve tıklanma oranlarına bakacağım, gerçekten çok merak ediyorum. Özellikle ve özellikle bütün mobilyamı değiştiriyorum veya işte yok evimi değiştiriyorum gibisine bir başlık atacağım artık, düşüneceğim orasını. Bakalım o başlığı görüp de insanlar girecekler mi? Hakikaten alkışlayacağım. Hakikaten alkışlayacağım yani. Diyorum ki kendi kendime, Çağla üzülme, emek veriyorsun, çekiyorsun, ediyorsun. Tamam 2-3 gündür yani daha da böyle bir düşüyor izlenmeler falan. Ama diyorum ki kendi kendime, boşver Çağlacığım diyorum. Seni sevenler var, seni sevenler izliyorlar diyorum. Ama zoruma giden nokta şu arkadaşlar. Yani bir şey, başka bir video atıldığında pat 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 insanların dökülmesi benim çok zoruma gidiyor. Diyorum ki Çağla hani yaz ayıdır, bayramda şöyledir, hani izleyemiyorlardır, hani moralini bozma, sen yine devam et, çekimini yap, sevenlerim var diyorum. Ama çok merak ediyorum yani bu videoya öyle bir başlık atacağım ki yani bakalım 2-3 gündür ki izlenmelerle bu attığım videonun izlenmesini karşılaştıracağım. Ayıp, gerçekten ayıp yani, gerçekten ayıp. İnsanları eğer seviyorsanız izleyin, sevmiyorsanız izlemeyin yani, bu kadar basit. Emeğe karşı lütfen birazcık da olsa saygı duyun. Ben bir anneyim, bir evladım var, bir sorum sorumluluğum var kendime göre. Bana zorla mı yaptırıyorlar bu işi? Tabii ki de hayır, yaptırmıyorlar ama verdiğiniz emeğin de karşılığını insan biraz almak istiyor. Alamasanız bile saygı duyulmasını bekliyor. En azından saygı duyun. Lütfen yani gülmekle. Gel, gelebilirsin anne. Gelebilirsin. Anne. Gel gel, müsaitim, video çekiyorum. En azından saygı duymasını istiyorum arkadaşlar. Saygı yani, bir şöyle en ufak bir örnek vereceğim. Bir yemek yapıldığında bile, bir yemek yaparsınız. O yemek ister güzel olsun ister güzel olmasın, o yemeği tattığınız zaman bir yapan insana eline sağlık dersiniz değil mi? Hani eline sağlık dersiniz ya, bu hani onun emeğinin karşılığıdır yani, bu bir iki kelimelik şey yani. Eline sağlık, teşekkür ederiz yani, budur yani. Hani
terbiyesizlik yapmanın gerçekten bir şeyi yok ya. Sınırı yok yani, sınırı kalmamış artık. Yok sınırı. Zaten ben şunu diyorum. Yarın bir gün Allah nasip ederse, yani tayin yazarsak taşınacağız ve taşındığımız zaman da kafamda çok farklı şeyler var. Bir takım bir şeyleri değiştireceğim. O zaman gücümüz rahat olacak. İnşallah bir şeyler daha farklı olacak. Bir şeyler yapmayı düşünüyorum ve kendi kendime ne diyorum biliyor musunuz? Yani şu an beni izlemeyen insan o zaman da izlemesin beni diyorum. Yani merak edip de benim aldığım eşyayı görmek için açmasın benim vlogumu, izlemesin diyorum. Zoruma gidiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten zoruma gidiyor. Beni burada o kadar çok seven insan var ki, her attığım vlogu izleyen insan var ki, onlara haksızlık oluyor diye düşünüyorum. Çekiliş yapmak istiyorum YouTube'da, biliyorsunuz daha öncelerde de yaptım. Hediye çekiliş yapmak istiyorum ama yemin ediyorum, bakın yemin ediyorum, bana emek vererek, yani hani beni severek izleyen insanlara değil de saçma sapan bir insana çıkacak diye yemin ediyorum, ondan dolayı yapmak istemiyorum. Hatta şöyle bir fikrim de var benim. Yakup öyle dedi bana. Eğer dedi çekiliş yapacak olursan dedi, öyle bir aklımdan öyle bir şey geçerse dedi, asla dedi videonun başına dedi çekiliş videosu yazma dedi. Yazma dedi yani. Videonun orta yerinde çekiliş yapacağını söyle dedi. Videoyu kim sonuna kadar izliyorsa dedi, o insan çıksın dedi yani. O insan hak etmiştir zaten dedi. O zaten izleyen insan zaten senin çekiliş yapacağını anlar ve direkt bilgisini yazar aşağıya dedi. O insan hak ediyordur yani dedi. Ama çekiliş videosu yazma dedi. Paldır küldür herkes geliyor dedi. Ha. Sanki altın çekiliş falan mı yapıyorum? Hayır, yapmıyorum. Küçücük de bir şey versen beni seven bir insana gitsin isterim. Ki ben çok da güzel kutu çekilişler falan göndermiştim. İçinde her şey olan yani. Hatta herkes bende dalga geçmişti. Çeyiz paketi mi yolluyorsun falan diye. Onu 3'e böl, 2'ye böl, 3 kişiye gönder falan demişti. Ben kocaman bir kutu göndermiştim. Yine daha sonra tekrar kahve fincanı falan. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Beni sevenleri çok seviyorum. Bana saygı duyanları çok seviyorum. İzleyebilirsiniz, izlemeyebilirsiniz ama saygı duyan insanları, saygılı insanları çok seviyorum. Bu kadar. Daha fazla konuşmayacağım çünkü 10-12 dakika konuştum. Bu şekilde konuştuğum zaman, uzattığım zaman da dalga geçenler oluyor. Dalga geçmeyin arkadaşlar. İzlemeyin. Kapatın. İzlemeyin yani. İzlemeyin yani. Bu kadar basit yani. Kapatın. Dalga geçecek bir durum yok. Ben de buyum. Beni kabul eden bu şekilde kabul etsin ya. 4 senedir buradayım ben. Dün gelmedim YouTube'a yani. 4. seneme girmişim ben. Dün daha açmadım ben kanalı yani. Bu şekilde öpüyorum sevenlerimi. Kendinize iyi bakın ballarım. Aslında video çekecek şu an bir şeyler var ama gerçekten yani sinirli olduğum için çekmek istemiyorum. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.